10 tarafı. Ustam Allah aşkına bu hayvan neresi? Efendim biz kuzunun çatal but kullanıyoruz, kuzu. Çatal but? Evet, sadece yani kuzunun, süt kuzusunun but tarafı. Hı-hı. Kaburga falan yok, kol falan yok, gerdan, incik falan yok. Sadece but kısmı. Bana daha önce birisi şunu söylemişti. Hocam siz burada bir şişte bütün kuzuyu yiyebilirsiniz. Bazen butunu, bazen kolunu, bazen kaburgasını her tarafından tatıyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü durağımız Ankara'da Yeni Sanayi'de cağ kebabının mucidi Koç Cağ Kebabı. Ünlülerin ve gurmelerin Ankara'daki adresi. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam değerli Ustam abi. Kolay gelsin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Cağ kebabını biz icat ettik. Evet. Nedir bu? Efendim Koç Cağ Kebabı, Erzurum Cağ Kebabı önceden Erzurum'un ilçelerinde, köylerinde, derneklerde, kahvelerde, düğünlerde falan yapılan bir yemektir. Hı-hı. Kemal Koç 1982'de... 1982? Evet. Yani ne eder? 38 yıllık. Evet efendim. Evet. Bunu Erzurum'da lokanta haline çevirip kendi televizyon TV kanalında tüm dünyaya tanıtmıştır. Oy. Bu çok önemli biliyor musunuz? Evet. Yerel bir lezzeti tüm dünyaya tanıtmak. Tabii ki. Çok önemli. Bu önemli işi başaran Kemal Koç'tur. Peki hayvanın neresini kullanıyoruz? Burası neresi? Normalde hayvanın kol, kaburga, but tarafları kullanılır. Aha. Ama doğuda böyledir. Batıda ise havalar sıcak olduğu için sadece kuzunun but tarafı kullanılır. Sadece but tarafı. Evet. Yani biz burada bugün sadece kuzunun butunu yiyeceğiz. Evet efendim. Peki içerisinde yağ var, kuyruk yağı bunlar? Efendim bunlar kuyruk yağı değil. Bunlar tamamen kuzunun budunun kendi yağı. Ha. Buna kattığımız alternatif olan ekstra bir yağı yok. Mesela kuyruk yağı gibi falan bir yağ katmıyoruz buna. Hı hı. Salam arasında yani terbiyesinde dediğimiz karabiber, tuz, soğan. Karabiber, tuz, soğan. Evet. Nasıl yapıyoruz? Bir gün önce bunun sinirlerini alarak terbiye yapıyoruz. Bir gün dinlendikten sonra dergahımıza çıkartıyoruz. Hı-hı. Ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz efendim. Peki böyle ateşte yan olarak kızartıyoruz. Tabii ki odun közünde. Hı-hı. Odun olarak ne kullanıyoruz? Odun olarak efendim meyve odunu, kuru. Peki, buraya bu şekilde şişleri aldık. Ardından kenarda. Burada üstü pişiyor cağımızın. Cağımızın altını da burada ızgaramızla pişiriyoruz efendim. Ha, şu tarafı. Üst orada, tarafı evet. Burada. Alt tarafı da burada pişiyor. Evet. Şu üçü verir misin abi? Şu üçü kaynat verir bana. Evet efendim. Tabii. Şimdi bazıları diyor ki, ya bu dönerin yan yatmış hali. Ben bunu hakaret sayarım ya. Öyle mi usta? Tabii ki efendim. Dönerle aynı kıyaslayamayız. Çünkü döner sığır etidir. Bu kuzu etidir. %100 kuzu eti. Evet. Döner tüpte olan bir şeydir. Bu doğal ateş, odun közünde olan bir şeydir. Aha. Peki şöyle bir şey var. Adana'da mesela erkek kuzu kullanırlar genellikle. Cağ kebap içinde. Aynı şey söz konusu mu? Cağ kebap farklı bir yemek olduğu için tabii ki daha titiz, daha kaliteli etler kullanıyoruz. Hı-hı. Bunu da dediğim gibi. Dişi veya erkek olması fark ediyor mu? Et kaliteli olduktan sonra fark etmiyor. Peki ustam, bu servis yaparken yanında ne veriyoruz? Efendim bunun yanında servis yaparken lokantamızın İkramı olan ezme, salata, soğan, biber, közlenmiş biber, közlenmiş domates, yaklaşık 7-8 çeşit bir mezemiz var. Bunlar bizim müessesemizin ikramı. Sadece yiyilen cağ para ödenir. Bak bir saniye, burada güzel bir şey söyledin. Bu İç Anadolu'da salata kültürü çok fazla yok. Evet, ama efendim. Bu sizin işletmeye özel bir şey mi? Tabii ki bizim işletmemize özel bir şey. Hı-hı. 7 çeşit. 8 çeşit biz mezemizi veriyoruz. Aha. Gelen misafirlerimiz sadece yedikleri ete veriyorlar. Verdiğimiz bu meze lokantamızın ikramıdır. Peki bana bir servis ayarlayabilir misin? Tabii ki efendim.
Bunların sahipleri var mı? Hayır. Peki, bundan iki şişt bana ayarlarsan çok sevinirim. Tamam efendim, hemen efendim. Şöyle atalım iki şiş. Kestik. Evet efendim. Kenara şöyle koyduk. Evet. Şimdi altını kızarmasını bekliyorum. Çekirdem, sen kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Sayın abim, ben 15 yaşında bu işe başladım. Yaklaşık 15 yıldır bu işin içerisindeyim. 15 yıldır, yani çekirdekten yetiştin diyebilirsin. Tabii ki. Peki bu mesleğin zorluğu ne? Bu mesleğin zorluğu, her mesleğin zorluğu vardır. Ama ne demiş Sayın Cumhurbaşkanımız? Aşkla çalışan yorulmaz. Bir daha alayım ustam. Her mesleğin zorluğu vardır. Her işin bir zorluğu vardır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi aşkla çalışan yorulmaz. Ya var ya, şu çok önemli biliyor musun? Bir meslekte işini severek yapıyorsan evet, o işte hayatta yorulmazsın. Aynen öyle. Peki sana bir soru daha. Bir esnafın en büyük sermayesi. Dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük. Güler yüzü unutuyorsun bak. O güler yüz sende var ama söylemiyorsun. Dürüstlüğün içinde tabii ki bütün kavramlar giriyor. Dürüst, güler yüz, hoşgörü, sevgi, aşk, bunların hepsi dürüstlüğün içinde var. Ya var ya, adamsın ya. Peki, Ankaralıların cağ kebaba karşı ilgisi nasıl? Ankara'nın cağ kebaba karşı ilgisi, yaklaşık 7 yıldır buradayız, bu müessesedeyiz. Evet. Yani bu müessesenin 7 yıl bir geçmişi var, gayet güzel. Ankaralılar cağ kebabını seviyor ve gönül rahatlıkla yiyor. Ay, şuna baksana ya. Resmen tok olsa dahi insan bunu yer mi? Tabii ki efendim. Şu görüntüye bak. Bir gün boyunca et terbiyede bekliyor ağzına, ateşin karşısında böyle yağlar eriye eriye sana bakıyor. Evet. Hadi yeme. Buralara kimler gelmiş böyle ya? Evet efendim, ben şimdi geliyorum. Ya var ya, şunu gördüm, hayranlıkla izledim. Yavuz Bingöl, Ali Kırca, Aşk Ömür Yengi. Ya var ya, Nihat Hacıkoğlu, Hülya Avşar. Ya şurada özel bir isim daha görüyorum. Bizi buna benzetiyorlar. Diyorlar ki, gurme misin? Yok değil. Asıl gurme burada. Tarkan, Burak Kut, Berk Sakkale. Evet, Mehmet Yaşin. Mehmet Yaşin. Ya var ya. Doğru, adres doğru. Evet, lezzet doğru. Doğru efendim. Hemen sofraya geçelim. Evet, buyurun. Ustam, şimdi geldik en lezzetli zamanı. Evet. Bunu tadacağız. Fakat masayı görüyorum, salata çeşitleriyle falan ve bir Adana yaratmıyor açıkçası. Çünkü bu kadar salata çeşidini ilk defa bir cağ kebabı yanında görüyorum. Ne diyelim? Bu da sizin farkınız olsun. Şimdi cağ kebabını kaçtan veriyoruz? Fiyatımız nedir? Bunu alalım. Şimdi bu esnada ben de tadına bakayım. Evet, cağ kebabının fiyat 13 TL, içecekler 5 TL, tatlımız 8 TL, ortadaki ikramlarımız, hepsi, mezelerimiz hepsi ikram efendim. Böyle lavaşla geliyor. Tabi lavaşla geliyor. Onu siz kendiniz zaten ayarlıyorsunuz. Şuna baksana ya, incecik arka tarafı görünüyor. Lavaşlarımız Erzurum'dan geliyor. Oo. Evet. Yani Ankara'da iş yapıyoruz, Erzurum'dan lavaş getiriyoruz. Evet, Erzurum'dan getiriyoruz. Bak bu da güzel bir özellik. Bu özelliği bunun ince olması. Burada da yapan yok Ankara'da da. O yüzden yani Erzurum'dan getiriyoruz lavaşlarımızı. Şöyle sadece etin tadına bakacağım. Evet. Salatayla daha sonra yiyeceğim. Tabii. Bu arada şurada bir şey görüyorum. Marka tescil belgesi. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bizim... Yani size ait bir marka mı hal? Tabii tabii. Bize ait bir marka. Bu cağ kebabı 1982 yılında icat edildi. Ondan önce köylerde, kasabalarda, ilçelerde, yol üstlerinde yapılan bir kebaptı. 1982 yılında, şu benim babamdır zaten, 85 yılında Erzurum'dan, Erzurum merkezinde ilk çay kebabını yaptı. Çay kebabı koyun ve kuzu etinden yapılır. Erzurum'da koyun etinden kullanılır. Burada kuzu eti kullanıyoruz. Arada fark vardır. Erzurum'da koyun eti, burada kuzu eti. Niye fark var? Çünkü koyun eti biraz yağlı ve sert olur, kuzu eti de yağsız ve yumuşak olur. Aralarındaki fark budur. Biz burada kuzunun but kısmını kullanıyoruz. Konya Karapınar kuzusu, Balıkesir Kıvırcık kuzu. Ya işinden özen göstermek böyle bir şey. Hı. Yani A'dan Z'ye her şeyi halletmişsiniz. Belgeyi almışsınız, lezzeti almışsınız. Hı. Bütün bu insanlar, buradaki ünlüler yanılmış olamaz.
Özellikle Vedat Milor, Mehmet Yaşin, bu adamlar boş adamlar değil. Evet. Sağ olsun takipçilerimiz de bizi iyi yönlendirmiş. Peki son olarak insanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası Ankara Altındağ bağlı Yeni Sanayi Demir Caddesi No 72. Yani bu Kazım Karabekir Caddesi'nin arka kısmı oluyor. Çok güzel usta. Ellerinize sağlık. Sağ olun, afiyet olsun. Sen böyle güzel lezzetleri bize sundun. Allah işini daim eylesin. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Böyle güzel lezzetlerin, böyle güzel mekanların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Haydi hoşça kalın. Selamünaleyküm. Selam. Afiyet olsun beyler. Alacağım. Erzurum'a gitmeye gerek kalmadı diyorum. Cağ kebabının mucidi buradaymış. Evet. Ankara'daymış. Öğrendim 1982'den bu yana burada bu adam işi yapıyormuş. Ya mutlu oldum ya. Çok güzel. Ankara gibi bir yerde cağ kebabı bulmak ve şu güzelliği yaşamak var ya, benim için çok güzel bir şey. Nasıl diyor? İzlenimleriniz nasıl? Çok güzel. Zaten kaç yıldır yiyoruz? Ankara'da zaten birçok cağ kebapçı var. Bizim uğrak noktamız burasıdır. Hı-hı. Sadece buraya geliriz. Ankara'da da en iyi yiyebileceğimiz nokta. Sizlerden bir görüş alalım. Biz İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan? Evet. Daha lezzetli bir yer var mıydı yoksa sırf buraya için mi geldiniz? Yok. Buraya için gelmedik ama bir iş için geldik. Dostumuz bizi yemeğe götürdü. Fakat şöyle çok samimi bir şekilde söyleyebilirim. İstanbul'daki cağ kebabı yediğim yerlerden çok daha lezzetli burası. Burada dağıtmayı görüyoruz. Almışız. Cağ kebabını ben üzerine. Ben konuşmuyorum, tatbikat yapıyorum. Arkadaşlar konuşuyor. Evet. Abi icraatçı. Bak. Görelim bakayım, yüzdeki mutluluk nasıl bir şey? Efsane. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Süper, aman da Türkiye.